Bir Anı Bir Hikaye Sultan II. Abdülhamit Han'ın Hatıra Defteri 74. Bölüm Hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı Abdülhamit Han 31 Mart vakasını Hatıra Defteri'nde 31 Mart tarihli bir notundan devam edip geliyor bu şeyler. Zaten 31 Mart'ı hatırladığım zaman tüylerim diken diken oluyor diyor Abdülhamit Han. Ürperirim ben diyor. Dolayısıyla Ahmet Rıza Bey bir gün geliyor ki efendim hiç merak etmeyin bu yeni gelecek ekip, iddiaçılar o kadar yenilikçi ki siz artık bütün enerjinizi bu yenilikçiliğin e, gelişmesini ve zevkle seyrini yapacaksınız diyordu. Rahat edeceksiniz. Abdülhamit Han da öyle yenilikçilik olur mu diye kendi kendine Ahmet Rıza Bey'e söylemeyip onun sözüne karşı içinden geçenleri not defterine, hatıra defterine düşmüştü. Ve buyurdu ki hükümdarlar fertler karşısında değil, dünyada tarih karşısında, ahirette de Allah Teala'nın huzurunda saltanat gününün hesabını verirler. Mebusan Meclisi'ni ikinci defa açarken ilk kapanışın sebebini milletin gerekli olgunluğa erişmemiş olmasına bağlamıştım. Birinci meclisin kapatılmasını. Bu sözlerimi o kadar ayıplayarak tenkit edenler, 30 seneyi aşkın bir zaman sonra, 30, 32 sene sonra gelen ve işlerinde öncekilerle mukayese edilemeyecek kadar okumuş aydın adamlar bulunan mebuslar, daha mı olgundu? Daha mı olgundu? Değildi. Birinci dönem toplantı şöyle böyle geçebilmişti. İkincisi karma karışıktı. Bu tereddüt o dereceye vardı ki Trablusgarp elden giderken meclisteki muhalif milletvekilleri sevinçlerinden meclis, salon ve koridorlarında horat ettiler. Tarablus elden giderken 1911'de. Hangi meclis? Osmanlı'nın millet meclisi. Meclisteki muhalif partilerin, iktidar partisi ve muhalif partilerin üyeleri. Oh oh Trablus Karp elden gidiyor diye. Halay çekmişler, halay. sonra da hükümetten yana olanlar alkışlarla harbi kabul ettiler. Gazeteler bir şey yazmıyorlarsa da yakınlarından yakınlarımdan işittiklerime göre mebus efendilere vagon işleri gibi büyük kazançlı işler veriliyormuş. Şimdi bu vagon işleri İstanbul'un işgaliyle beraber harp daha devam ederken tabi İngilizler bütün demir yollarına, istasyonlara el koydular. Ve Anadolu'dan gelen mallar için vagon lazım. İngiliz idaresi yok diyordu. İstanbul'dan gidecek mallar için vagon lazım yok diyordu. Ve İngiliz istasyon memurları bu vagonların tahsisi için vagon başına çok yüklü paralarla rüşvet alarak vagon tahsis ediyorlardı. Ne zaman? Mondros'u mütakip hemen Kasım ayında İstanbul'a gelen İngiliz işgal kuvvetlerinin istasyon memurları. Ondan önceki harp zamanında da milletvekillerinin yakınları, arkadaşları hatta milletvekilleri mebus efendiler diyor Abdülhamit Han vagon işleri gibi büyük kazançlı işler veriliyormuş. Vagon tahsisini daha İngiliz İstanbul işgal etmeden önce İttihatçı hükümet Osmanlı'yı idare ederken meclisteki milletvekilleri vagon rüşvetleri toplayarak iyi biçiyorlardı. Büyük adalarda birbirlerine, büyük adada, de oradaki İstanbul adalarında ziyafetler veriyorlardı. Birbirlerinin gönlünü hoş tutuyorlardı. Adalardaki birçok kıymetli binaların o zamanın Savaş zenginleri sadece vagondan zengin olmak değil, daha başka. Deniz ulaşımından da zengin olanlar vardı. İşte Abdülhamit Han ben bunları duyuyorum. Böyle büyük kazançlı işler verliyormuş. Milletin hayatıyla ilgili işlerin en önemlisini milli murakabe ile vazifeli olanların bir ticaret hem de adi kanunsuz bir ticaret şekline haline getirmeleri de gösterdi ki ben meşrutiyetle idare edilmek için gerekli olgunluk ve doğruluğu milletimin daha kazanamadığını tahmin etmekte, hiç de hata etmemiş. İşte olgunluğa eriştiğini söyledikleri e, meclis milletvekilleri vagon rüşvetiyle yaşıyorlar ve daha başka askeri ihalelerden gelen rüşvetlerle yaşıyorlar. İtiraf ederim ki ben Mebusan Meclisi'ni açmak konusunda kendi taç ve tahtımın ve şahsımın de devletin menfaatleri kadar düşündüm. Ancak istibdadımı sürdürmekten başka bir şey düşünmediğimi iddia veya zannedenler karakal değillerse beni istibdatla suçlayanlar iftiracıdırlar, haksızdırlar. Peki şimdi ben sorarım diyor Abdülhamit Han. Meşrutiyet ilan edildi de ne oldu? Devletin borcu mu azaldı? Memleketin yolları, limanları, okulları mı çoğaldı? Yok. Borcum azaldı? Yok. Kanunlar şimdi daha akıllıca, daha mantıklı mı düzenleniyor? Yo. Yo, can isteyen can isteyen kanunu çıkartıyor. Düzen yok. Şahsiyet hakları, kişilik hakları yani evvelkinden çok mu fazla verildi insanlara sağlandı? Ne münasebet? Kişilik hakkı diye bir şey kalmadı. İddiatçı olanın kişilik hakkı var. Olmayanın yok. Ahali daha mı dört başı mamur? Ahali nerede dört başı mamur? Çıkmış olan mantıksız, şuursuz harplere kendi evlatlarını gönderip gelinleri dul kaldılar. Çocukları yetim kaldılar. Tarlada sabanın peşinden gidecek iş gücü kalmadı. 5 milyon gencini kaybetti Osmanlı. Böyle memleket mamur olur mu? Dünya efkarı umumiyesi, Abdülhamit Han'ın soruları devam ediyor. Daha mı bizden yana döndü şimdi iddia çalınca? Hayır. Düşmana daha çoğaldı. İşte bir sürü soru ki ne kadar çoğaltılsa hiçbirine müspet karşılık verilemez. Meşrutiyetle yönetilmeye karşı olduğum ve hele böyle bir fikir ve kanaatim olduğu sanılmasın. Doktor olmayan veya kullanmasını bilmeyen adamların elinde şifalı ilaç bile öldürücü zehir olur. Bir daha söylüyorum burayı okuyorum. Doktor olmayan bir adamın elindeki ilaç tamam işe yarar. Kullanmasını bilmeyen adamın elindeki ilaç kullanmasını bilmiyorsa kullanmasını biliyorsa ne hale? Şifa. Ama kullanmasını bilmiyorsa doktor da değilse elinde de bir ilaç var. E ben şu mavi hapları alıyorum, yutuyorum. O o öldüren zehir olur. İlaç değil, onu öldürecek zehir olur o. Halbuki ilaç olarak yapılmıştır o. Üzülerek söylüyorum ki hadisat pek az zaman içinde benim yukarıdan beri yazdığım şeylerin hepsini doğruladı. Diyor Abdülhamit Han ve böylece 74. bölümü de bitirmiş olduk. 75. bölümde inşallah Teala buluşmak üzere. Hoşçakalınız kalınız efendim. Bir anı, bir hikaye.